Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şirah li sadri ve yassir li emri ve ahlul ukdeten bil lisani yefkahu kavli. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halaktani. Ve ana abdüke ve ana ala ahdike ve vaatike mestetaktu. Euzu bike min şerri ma senatu abu leke bi nimetike aleyye. Ve abu bi zembi fagfir li zunubi fe innehu la. Ya Rabbi. Bismillahillazi la yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semai ve huves semiul alim. Buyur hocam da geldi. Esselamu aleyküm hocam. Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Nasılsın, iyisin Allah inşallah. Allah Celle Celaluhu selam yurduna, seni de beni de, bizi dinleyenleri de, müminleri de koysun inşallah, katsın. İnşallah hocam. Nasıl? İyi gördüm seni maşallah. Yakışıklı görünüyorsun. Allah senden razı olsun. Elhamdülillah. Yaratana hamd olsun. Rabbi Zülcelal inşallah çirkinlikten uzak tutsun, muhafaza etsin. Her türlü çirkinlikten, çirkin ahlaktan, çirkin anlayıştan, çirkin yoldan, yolculuktan, arkadaştan, yemekten, her türlü çirkinlikten Allah Celle Celaluhu bizleri uzak tutsun inşallah. Evet İbrahim kardeşim. Bir haftada çok şey oluyor ama bizim mecbur bir konumuz var, başlığımız var. Eyvallah. Aslında bu haftayı güncelleştiren güncel pek çok mesele var. Bizimle konuşan arkadaşlarımız bazen diyorlar yahu bu güncel meseleleri konuşsanız falan. Ama bizim konuştuklarımız da güncelin güncelidir. Sadece her zaman aynı şartlar olmayınca tabii. Belki güncel görünmeyebilir. Fakat katil meselesi aslında kapatmayı düşündüm geçen hafta. Ben genellikle seninle konuştuktan sonra konuyla ilgili bir bakıyorum şöyle. Yani evet. Ne kadar söyleyebilmişim, ne var söylenmemiş. Evet, önemli. Tabii bu konu önemli. Her konu önemli. Ama toplumu infilak ettirecek ana konulardan birisi. En basitinden meseleyi anlamamız için bize Rabbimiz yardımcı oluyor. İnni cailun fil ardı halife. Bakara suresi 30. ayet. Yeryüzünde bir halife yaratacağım. Yani benim emir ve yasaklarımı hem kendisinde hem de başkalarına yönelik ayakta tutacak. Benim emirlerime halef, bu anlama geliyor bu. Benim evet. Emir ve yasaklarımı hem kendisinde hem de başkalarında ayakta tutacak bir insan, bir kimse yaratacağım dediğinde melekler buna karşılık Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerine kalu etec'alu fiha diyorlar. Men yusiru fiha ve yesfikud dime. Yani daha önce yaratılmış nefis sahibi varlık cinler iki şey yapmışlar. İfsad etmişler arzı ve kan dökmüşler. Yani arzda bozgunculuk yapacak ve kan dökecek bir varlık mı diyorlar. Tabii Allah Celle Celaluhu kâle inni âlemu mâ lâ ta'lemûn, sizin bilmediklerinizi bilirim diye ayetin devamında söylüyor. Hakikaten de gaybı bilen Allah yarattığı o mahlukatın içinde Hazreti Muhammed Aleyhisselam gibi zirve ahlaki bir şahsiyetle yarattı. Peygamberler zincirin tamamı zirve. Zırva adamlar da onunla uğraşıyorlar. Şu anda da geçen birisi çıktı. Zırvanın zırvası. Hakkında evet, bir şey söylemek ona iltifat olacağı için bir şey söylemiyor. Arayan oldu da hakkını helal et. Bir şey söylemek ona iltifat olduğu için söylemek istemiyorum. Nebi Aleyhisselam'ın adını almış ama o ismi de bırakması lazım gibi geliyor bana. Çünkü Allah Resulü'nü sen yalancılıkla veya vahyi sağa sola katmakla veya bir şeylerle reddediyorsun yani. Dolayısıyla niye onun adını taşıyorsun ki? Adın niye Mustafa senin yani? Elhasıl bu ifsattır. İfsat hareketi Adem Aleyhisselam'ın zamanında başlamış değildir. Öncesinde cinlerde vardı. Sonrasında da kıyamete kadar ifsat hareketi devam edecek. İnsanlar arasında işte bu ifsada yönelecek insanlar bir de katil. Adam öldürmeye.
Veya bu ayette geçtiği gibi düşünürsek kan akıtmaya müsait olan insanlar söz konusu. Evet. Meleklerin endişesi bu yani. Endişelerini belirtiyorlar, itiraz değil de. Sefeke, sinfe, kaf, yesfiküddime iki kere geçiyor Bakara suresinde. Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri biri burada geçiyor işte. Kan dökmek diye. Katil kelimesinden önce bu kullanılmış. Ama katil kelimesi de şöyle bir baktım, ben hafız değilim. Sayanların saymasından baktım, tespit etmişler. Allah çalışanlardan razı olsun. 170 kere geçmiş İbrahim türevleriyle beraber. Yani düşün ki Çok hocam. abdest ve teyemmüm iki ayette geçiyor. Bir ayette geçiyor. Hac işte 5-6 ayrı versiyonu var, o kadar. Namaz, onu da söyleyeyim, 90 defa. Özür dilerim, 125 defa. Zekat 90 defa tekrarlanmış. Fakat katil kelimesinin türevleriyle beraber kullanımı 170 defa. Allah Allah. Yani can Hikmeti muhafaza burada. edilmeli. Evet, ilginçtir. Bunlar çok ilginç. Ve bunun tabii bir bedeli var. Katlin bir bedeli. Mesela ayette geçiyor, kasten bir mümini öldüren için kısas var. Ama ahirette de kalıcı olacakları bir cehennem var. Halidine fiha Kısas diyor. uygulansa da mı hocam? Kısas uygulansa da Kısas mı o? uygulansa da kalıcı olacakları bir cehennem var. Ta ki karşı taraf hakkı helal edecek. Kim helal edecek? Adam ölmüş gitmiş. Ya. Katilde davacı Allah Celle Celaluhu. Hani amme hukuku diyorlar bugün ya. Sen bir suç işliyorsun. Bir karşı taraf seni affettim diyor. Ama devlet diyor ki seni affetti ama sen insanlara kötü örnek oldun. Evet. Amme davası diyoruz biz buna. Tabii tevbe edecek. Allah Celle Celaluhu affedebilir ama bunun için ölünceye kadar yani halk arasında söylenen bir tabir var, köpekler gibi pişman olmak diye. Hakikaten pişman olacak ve bu pişmanlık üzere ölecek. Yani ah ben ne yaptım diye pişman olacak. Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerine sığınacak. Dolayısıyla bu anlamda kan dökme olayı ki Habil Kabil'le de başladı. Hatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifi vardır. Olayı söyledik de bu hadisi söylemedik. Bunu da paylaşalım. Kabil Habil'i öldürdü. Efendimiz diyor ki bu bir çığır açtı. Men senne sünneten seyyieten. Kötü bir çığır. O da var hadiste. O bir çığır açtı. Kıyamete kadar her başkasını öldürenin günahı kendisine var. Bir o kadar da Kabil'e var. Eyvah eyvah. Yani düşün. Yani biz Peygamber Aleyhisselam'la ilgili bunu daha önce kullanmıştım bu hadisten dolayı. Her namaz kılanın namazı kadar ücret insanın kendisine var. Bir o kadar da Resulullah'a var. Selamünaleyküm. Ne güzel. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Düşün ne kadar makam yükselir. Bunun zıttı Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor. Her adam öldürenin günahı kendisine ama bir o kadar da Kabil'e. Düşünün bugün yeryüzünde ne kadar katil var. Ne kadar öldürme hadisesi. Bütün bunlardan Kabil hala amel defteri açık Efendimizin beyanına göre. Hani Ya. ömrün uzun olsun diyorlar ya. Ömür uzunluğu bu anlamadır işte. Amel defteri olumludan açık giderse bereket olur. Bir de böyle olumsuzdan açık gidenler var. Eyvah eyvah. Hafazan Allah. Allah Allah Celle Celaluhu korusun. muhafaza buyursun. O Amin. yüzden Amin. bu eyleme cinayet denmiş. Enteresan. Bir kardeşimiz var, güzel bir eseri var. Kavram tefsiri diye. Salih Ahmet Kalkan. Onun tefsirinden yararlanıyorum ben. Maşallah. O konulara göre böyle çalışmış. Çok güzel. Gayretli bir insan. Allah Celle Celaluhu ahiretini de güzel etsin. Dünyasını da. Amin. Çünkü son nefes Amin. vermeden insan nasıl kayacak? Onu da bilmiyor işte. Yaşar Nuri Öztürk'ü gördük. Bu da Öztürk. Ne hikmetse bu. Öztürklerde bir keramet var herhalde. Bu da Mustafa Öztürk. Yani Allah Öztürk korusun. soyadından biraz korktum yani işin doğrusu. İbrahim Allah muhafaza etsin. Amin hocam. Tabii tevafuktur yani. İlla öyle olacak diye yok. İyi Öztürkler de tanıyorum yani. Hakikaten mesela Bursa İlahiyat'ta
Kur'an öğretmenliği yapan bir arkadaşımız, İzmir'den de oraya tanıyorum. Büyüğümüz, abimiz. Onun da soy ismi Öztürk ama yani berrak bir insan. Her Öztürk'ü suçlamayalım gene. Toptancılık yanlış bir şey. Yanlış bir Toptancılık şey. yapmamak lazım. Yanlış bir şey. Dolayısıyla biz şimdi bu meselede ortaya konulmuş hükümlerle ilgili fıkıhta cinayet bahsi geçiyor. Cinayetler. O arkadaşımızda bir tanım buldum böyle. Başka yerlerde de vardır. Ahmet Kalkan dediğimiz kardeşimizde. Hoşuma gitti o tanım. Varmış o da bir yerden tespit etmiş lügatlerden. Hatırlarsan hacca gidiyoruz biz. Orada bir cinayetler bahsi vardır. Yani haccı bozan kasıtlı hareketlerden dolayı deve kurbanına kadar giden, köle azadına kadar giden yerine göre cinayetler bahsi vardır. Cinayetler. Evet. Öldürme eylemine de cinayet deniyor. Ben kelimelerin yani böyle anlamlı seçildiğini burada daha iyi anladım. Cinayet kelimesi bir meyvanın dalından meyveyi koparmak anlamına geliyormuş. Allah Allah. Yani çok enteresan. Oradan mülhem demişler ki adamı hayattan koparana da cani, eylemine de cinayet demişler. Allahu Ekber. Yani subhanallah, cinayet. Ve Allah katında kısas gerektiren bir hareket. Maalesef bugün dünyada Müslümanlar, İslam'ın biliyorsunuz ana konuları vardır. İbadetler, itikat önce. İtikat, ibadet, muamelat, ahlak. Bunlar ana konular. Yani iman meseleleri, o imanı yaşama meseleleri, ondan sonra ibadetler, ondan sonra muamelat, insanlar arası şeriatın tayin ettiği hükümler. Evlilik, boşanma, miras falan muamelat diyoruz buna. Bir de ahlak kanunları var. Sosyal anlamda genel ilkeler, edep ve adab kanunları. Bir de insanların bilmediği, duymadığı, görmediği, hissettirilmeyen, anlatılmayan, kürsülerde dile getirilmeyen ukubat var. Ukubat Sen ne? söyledin. Kelime Arapça tabii yani. Ama aslında bilinmesi gereken olmazsa olmaz. Şimdi bir devlet olursa, devlette kanunlar olursa, o kanunları uygulayan insanlar olursa, insanlar içinde kasıtlı kasıtsız kanunları ihlal edenler olursa, bunun karşılığında ne olması gerekir? Ödül. Değil mi? İyilik yapanlara ödül verilir. Peki yanlış yapanlara? Ceza verilmesi lazım. İşte koronadan maskeni takmadın. Al 900 lira ceza. Değil mi? Buna ukubat deniyor. Ve eğer bir devlette ceza yoksa devlet ayakta kalmaz. Dünyanın polise dayalı en önemli ülkelerindendir Suudi Arabistan. Sokakta, trafikte bir aracın bir insana çarptığını göremez. Kaza vardır ama öldürmez. Niye? Çünkü kısas var. Çok dikkat Öldürürsen ediyorum. öldürülürsün. Kısas var. Velekum fil kısası hayat. Allah Celle Celaluhu o yüzden kitabında kısasta sizin için hayat vardır. Kısas. Şimdi bir devlet ceza sistemi olmayınca ayakta kalamıyorsa, bir din ceza sistemi olmazsa nasıl ayakta kalacak? Suistimal edenler, iki yüzlü davrananlar, yapmaması gereken işi yapanlar, dinin adını lekeleyenler, eğer yaptıklarının bedelini ödemezlerse, Ya. bizim dinimiz Hristiyanlık değil ki, bir yanağına vurdularsa öbür yanağını da çevir. Bizim dinimizde böyle bir ilke yok. Böyle bir temel ilke yok. O yüzden katil eyleminin bedeli olmadığı için İslami çerçevede şu an bugün için kısas çünkü öldürmenin karşılığı öldürmek olduğu gibi yaralamanın karşılığı da yaralamadır. Hatta fıkıh der ki kalbe yakın yaralamalarda ölüm riski varsa aynısını yapma. Çünkü öldürürsen eşdeğer olmaz. Dolayısıyla bu işin ceza sistemi olmadığı müddetçe yeryüzünde kan dökmenin önüne geçilmez. Ama maalesef bu ceza sistemi yeryüzünde bu adalet söz konusu değil. Haksız yere adam öldürme tabiri buraya not etmişim. Furkan suresi ve İsra suresi ve En'am suresi birer ayette geçiyor. Bizim hadisimizde geçiyor ya. Harramallahu illa bil hak diyor. Yani hak müstesna. Yani haklı yere adam öldürmek de var. Bunu geçen konuşmamızda ifade etmiştim. Adam gelmiş senin yurdunu
işgal ediyor, senin dininden, malından, canından edecek. Sen de kendini savunacaksın. Ya ölürsün ya öldürürsün. Evet hocam. Bu istisnai bir durum. Veya işte bir adam öldürmüş, devlet kısasa hükmeder. Bu haksız yere öldürmek değildir. Bu da istisnai bir durum. Veya bir adamın malına, ırzına saldırmışlar, adam kendisini efendim savunuyor. Bu da bir haktır. Ama haksız yere durup dururken kasten men katele müminen ifadesi ayet-i kerimede hataen diye de kullanılıyor. Bazen hatayla bir mümin öldürür, bazen de kasten öldürür. Ve bu kasten öldürmenin bedeli çok geniş. Ben şöyle bir dosyamda bulunsun diye notları çıkardım. Allah Allah, onun için zaten bugün bir daha böyle bir konuşayım dedim. Yani bir dünya ayeti kerime, dediğim gibi 170 ayet Evet hocam. söz konusu olan mesela işte onlardan birisi. De ki gelin Rabbinizin En'am 151'de size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şey şirk koşmayın. Bizim hadisimize benziyor şu anda. Bismillahirrahmanirrahim. Bizim hadisimize benziyor şu anda. Hiçbir şey ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Kürtaş. İsra'da da geçiyor bu. Çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını Allah Celle Celaluhu verir. İsra'da da geçim endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Var. Yine İsra'da haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın haram kıldığı cana kıymayın. Şimdi bu tekrarlanıyor defalarca. Yine efendim Tevrat'ta kısasla ilgili cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş, tek tek sayıyor Rabbimiz. Yaralar da kısastır. Bunlarda kısas var yani. Demek ki bununla ilgili bir hukuk var. Pek çok ayet-i kerime, kardeşlerimiz eğer ellerinde tabletleri veyahut da bilgisayarları varsa sadece işte katletmek, öldürmek falan yazsalar bununla ilgili ayetler, bunlar çıkar ortaya. Bir de Hocam. Mekke müşriklerinde şöyle bir öldürmek vardı. Diri diri toprağa gömülen kızlara suçunuz neydi? Hangi günah sebebiyle öldürüldünüz diye sorulduğunda, biliyorsun Mekke'de kız çocuğunun getirisi yok, götürüsü var deyip onları yaşatmayanlar vardı. Diri diri toprağa gömenler. Günümüzde de tabii mecazen insanları diri diri bataklığa gömenler var. O mecazen gömme ile kasten gömme arasında cezada Allah katında bir şey fark edeceğini sanmıyorum. Sadece dünya kısas gerektirmez ama ahirette Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri bu anlamda çok ciddi cezalandırmada bulunur. Şimdi ben bu akşam mesela şuna tahsis etmek istemiştim konuşmayı. Giriş biraz uzun oldu. Allah razı olsun, Estağfurullah. sabrediyorsun, dinliyorsun. Kardeşlerimiz de Estağfurullah takip hocam. ediyorlar. Çok Sonradan da açıp dinliyorlar. Elhamdülillah. Şimdi Nebi Aleyhisselam bu konuda ne söylemiş? evet hocam. Buna geçen hafta değinmedik. Değindik Evet. mi? Yok. Pek çok var tabii. Mesela onlardan birisi Müslümanın kanı Müslümana üç şeyden birisiyle helal olabilir. O da ne? Zina eden evli. Recep. İnkar ediyorlar bugün. Yok böyle bir şey diyorlar dinde. Ama zulmediyorlar. Yani onu biliyorum. Bu bir iman meselesidir. Bunun üzerinde ben konuşurum. Konuştum da geçmişteki insanlarla. Hatta bir kardeşim belki beni dinlerse tekrar olmuş olur. Yüzüne sordum ben. Dedim kızım var mı? Var. İki kişi gelse, kevgire çevirse, ırzını payimal etse ne yaparsın? Önce tabii kendini inkar etmemek için şeriatın dedi. Ya sen kendi kalbindeki hocam vallahi öldürmek gelir içimden dedi. İslam da diyor ki insanlar insanlara böyle kindar yaşamasınlar, müntakim intikam duygusuyla, onun yerine cezayı eğer hak etmişse devlet versin. Çünkü hırs bu. Evet hocam. Sözü uzatmayayım. Burada nokta koyayım. Cana karşılık can. Kısas gerekir. Dinini terk edip İslam cemaatinden ayrılan. Bunu da bugün reddediyorlar bizim akıl danelerimiz. Yani İslam toplumunda yaşamaz. Sürgün edilir ayrı bir şey. Ama illa İslam toplumunda yaşayacak. Çünkü kötü örnek oluyorsun. Ve bu bak Buhari'de geçmiş, Müslim'de geçmiş, Ebu Davud'da geçmiş, Tirmizi'de geçmiş, Nesai'de, Kütüb-i 5 tanesinde geçmiş yani. Nereye koyalım yani bunu, değil mi hocam? Nereye koyalım yani bunu? Efendim.
Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor, sizin kanlarınız ve mallarınız bu gününüzün, bu ayınızın ve bu beldenizin haram olduğu gibi birbirinize haramdır. Bu da biliyorsun veda hutbesinde can emniyeti sadedinde söylenmiş sağlam bir kanundur. Müminlerin kanları birbirlerine haramdır. Az önce söylediğim cümleyi bir daha o yüzden söylüyorum. Bu insan birisini öldürdüğü zaman öldürülen kişi hakkını helal etse bile amme davası var. Bu tür cinayetlerin hak şeriatında üç karşılığı var. Birinci karşılığı verilen zararın diyeti. Sen bir adamı öldürüyorsun, çoluk çocuğu vardı. Bunların rızkı Evet. vardı. Diyeti. İkinci karşılığı, ki kısas da bunun içerisine girebilir. İkinci karşılığı Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerine karşı sorumluluk. Yani pişman olmak, özür dilemek, tevbe. İkinci karşılık. Üçüncü Evet. karşılık da insanlar bu fiili işleyeni örnek almasınlar diye insanları caydırıcı ceza. Suça ceza sadece kişiyi caydırmak için verilmez. O yüzden bekar erkek ve kadınlar zina ettiklerinde 100 değnek vardır hem de meydanda. İbreti alem olsun diye. Çünkü insanların bir kısmı bundan anlıyor. Yani bir kısmı nasihatten anlıyor. Bir kısmı diyorsun Allah'tan kork, hakikaten korkusundan bayılıyor adam. Ama bir kısmı da ne desen yapıyor. Düşünebiliyor musun? Dün kanım döndü, bugün anlattım gene. Mücadele suresini bitirdim bugün, inşallah yayınlanacak. Kanım İnşallah. dondu. Geliyor Resulullah Aleyhisselam'ın yanına. Onunla konuşuyor. Uteyl diye birisi. Sonra adamlarıyla Yahudilerin yanına gidiyor. Allah Resulü'nün anlattıklarını eğip büküyor. Yarım yamarak anlatıyor. Sonra işte Allah belasını versin. Şöyledir, böyledir, neyse. Allah Resulü'ne ver yansın konuşuyor. Sonra geliyor Resulullah Aleyhisselam'ın huzuruna. Allah Resulü diyor ki, bildiriliyor ona. Sen diyor niye bana küfrettin? Ne diyor adam? Vallahi küfretmedim diyor. İstersen Vay. şahit de getireyim. Gidiyor kendi adamlarını getiriyor. Adamlar da yemin ediyorlar. Küfretmedim. Allah Allah. Yani bu kötü örnek değil mi? Eyvallah Bu hocam. adamın yani yalan yere yemini açığa çıktığı zaman onun bir cezası var. Caydırıcı bir cezası olması lazım. İşte onun cezası da haddi kazıftır. İftira. İftira. Açıktan bir insanın iftirası tespit edilirse bunun bir cezası var. Bunlar onun için şeriatın ceza ayağı tamamlanmadıkça Evet. yeryüzünde müminler rahat nefes alamayacaklar. Hep böyle mazlum kalacaklar. O yüzden ya Rabbi yeryüzünde müminleri muktedir kıl ya Rabbi. Biz bu Amin. cezayı, ha şu yanlış da anlaşılmasın. Biz bu cezayı Hristiyanlar için istemiyoruz. Yahudiler için istemiyoruz. Ateistler için istemiyoruz. Adam gelecek dinini devlete deklare edecek. Ben bir yanlış yaparsam ceza sistemim İslam'dır. Etti mi? Ettiyse bu cezayla tanışacak. Etmediyse, deklare etmediyse devlet adalet sahibidir. Kimin üzerinde zulüm gerçekleştiyse onların şeriatlarında hükümle o hükmü uygulamakta onlara yardımcı olur. Veyahut da aralarını bir şekilde adaletle bulmaya çalışır. Yoksa biz bu işte öldürmeci mesela diyelim bu Bismillahirrahmanirrahim. Rejim ayeti var. İki Hristiyan birbiriyle zina ettiğinde rejim uygulayalım. Bizim böyle bir iddiamız yok. Bunu yapamazsın. Gayrimüslim gayrimüslimden mal çaldı. Elini kes. Hayır böyle bir şey yok. Adam ben Müslümanım derse buna rağmen böyle yapar. Niye ikiyüzlük yapıyorsun? Sen bir din kabul etmişsin. Dinine niye hakaret ediyorsun sen? Bilmem anlatabildim mi İbrahim? Eyvallah hocam. O yüzden Müslüman olmayanların bu ceza sistemiyle işi yok zaten. Onlar cizyelerini verirler devlete, vergilerini. Devlet de onların canlarını, mallarını, ırzlarını, namuslarını, dinlerini koruma altına alır. İslam'ın ceza hukukuyla onların hiçbir alakası yok. Şimdi Türkiye'de ayağa kaldırıyorlar insanları. Neden? Çünkü kendileri icat ettiler. Orta Doğu'da bir takım paralı askerler tuttular. DAEŞ falan gibi bir takım örgütlerle bu cezayı her türlü insana uyguluyor. Evet. Bütün dünya da zannediyor ki bizim kafamız kesilecek. Böyle bir şey yok. Bu da yanlışa götüren bir şeydir. Resulullah Aleyhisselam buyuruyor yine. Her günahı Allah'ın mağfiret buyurması muhtemeldir. Ancak
bilerek mümini öldüren veya kafir olarak ölen kimse hariç. Şirkle yan yana koydu. Neden? Hikmeti ne? Çünkü Allah insanın ölümünü tayin eden midir? Evet. Sen kalkıyorsun Sen diyorsun sen yaşama. bir İlahlık ilahlık taslıyorsun. Adam öldürmek ilahlık taslamak gibi bir şey. Hafazan Allah. Allah taslıyormuşsun. muhafaza. Dolayısıyla bundan korunmak ve korkmak lazım. Kim kasten bir mümin öldürürse bunun hükmü kısastır. Hadis-i şeriflerde kıyamet gününde insanlar arasında hükmü verilecek ilk dava, bu da çok dikkatimi çekti. Kan davasıdır. İnsanlar önce kan davasından yargılanacaklar. Subhanallah. Subhanallah. Şimdi biz bu haftaki konuşmamızı burada bitirelim inşallah. Bu akşam aksilik üst üste böyle beni sıkıştırdılar. Zamansız oldu. Allah razı olsun. Çok aksamadı değil mi konuşma? Yok hocam, takılmadı çok. Peki Allah razı olsun. İbrahim bir Nasıl isteğin dua var ediyorsun? mı? Dua Duadan. bekliyoruz hocam. Cuma mübarek Dua olsun. ederiz. İnşallah Allah razı olsun. Rabbim Dünyaya bizi çok mağfiret ihtiyacımızın etsin. olduğu bir dönemden geçiyoruz. Evet. Allah yardımcımız olsun. Amin amin inşallah. Peki. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Allah'a Aleykümselam emanet hocam. olun. Allah'a emanet olun. Allah senden razı olsun.